Teknoloji Okulu'ndan hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Osman Tufan. Monster Notebook'un katkılarıyla hazırladığımız Oyun Canavarı'nın yeni bölümüyle karşınızdayız. Bu bölümde arkadaşlar sizlere geçmişten günümüze uzanan bir oyunun öyküsünü anlatacağız aslında. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz günlerde 2K Games Mafia 1, 2 ve 3'ün Definitive Edition'larını yayınlamıştı. Aslında 2 ve 3. oyunun remake'leri diyelim ya da remastered versiyonları diyelim daha önce yayınlanmıştı. Fakat Mafia 1'in ki en çok merak edilen Mafia 1'di burada. Biraz gecikti, gecikmeli de olsa raflardaki yerini aldı arkadaşlar. Biz de bu bölümde Mafia 1'e tekrardan bir göz atalım istedik. Bilindiği üzere Mafia 1 tam bir mafya oyunu arkadaşlar. Gerçekten hikayesiyle olsun, atmosferiyle olsun bizleri o mafyaların hüküm sürdüğü Amerika'ya götürmeyi başaran bir yapım. Oyunda bildiğiniz üzere bir taksiciyi canlandırıyoruz ki oyunun en başında da zaten taksi görevi yapıyoruz. Böyle müşteri alıyoruz, müşteri bırakıyoruz sağa sola derken bir gün taksimize kimler biniyor dersiniz? Tabii ki mafya üyeleri ki bu mafya üyeleri bir silahlı çatışmadan kaçıyor arkadaşlar. Silahlı çatışmadan kaçtıkları için bizim taksimize biniyorlar. Biz taksimize bunları istedikleri yere kadar götürüyoruz. Ardından da onları oraya bırakıyoruz. Fakat bu mafya üyelerinin peşindeki adamlar daha sonra bizim de peşimize düşüyorlar ve bizi yakalamaya çalışıyorlar ki yakalıyorlar da biz de ne yapalım can havliyle bu adamları bıraktığımız bara gidiyoruz ve diyoruz ki bize yardım edin. Bu mafya adamları peşimizde ve onlar da doğal olarak bize yardım ediyorlar. Hem de ne yardım etme peşimizdeki adamları öldürüyorlar arkadaşlar. Böylece biz de mafyanın daimi bir üyesi olmuş oluyoruz. Bu arada şu anda kayıt yaptığım yerde bir kuş da var. Siz de sesini duyuyorsunuzdur. Arada bir sabote ediyor ama yapacak bir şey yok ona. Neyse devam edelim arkadaşlar. Ardından biz mafyaya girdikten sonra bize çeşitli görevler verilmeye başlıyor ki zaten işin zevkli yanı bu görevler. Fakat oyunda ilerledikçe bazı şeylerin bize anlatıldığı gibi olmadığını öğreniyoruz. Ve daha sonrasında hükümetle işbirliği yaparak itirafçı olma yolunu seçiyoruz ki zaten bunu oyunun en başında gösteriyor arkadaşlar. Bir kafeterya gibi bir yerde oturuyoruz ve karşımızdakine hikayeleri anlatıyoruz. Burada anlattığımız hikayeler daha önce yaşadığımız olaylara dayanıyor aslında ve böylece mafyanın işlediği suçları da karşımızdaki devlet görevlisine anlatmış oluyoruz ki burada önemli bir şey var. Mafya 1'in sonunda gördüğümüz ara video ile Mafya 2'deki kontrol ettiğiniz Vito Scaletta arasında da önemli bir bağlantı var arkadaşlar. Mafya 2'deki Vito Scaletta'nın bir görevi Mafya 1'de yer alan karakterimizle ilgili. Bunu da sizlere belirtmiş olalım ve şimdi sizleri Mafya 1'den bazı görüntülerle baş başa bırakalım. Thank you.
controls. Hello? Yes, we need help right away. Reports of shooting. Get there now, please. Officers report they're closing in. He's not moving now. Calling all cars. We need more men immediately. He's in a car. Apprehend as soon as you can. Should slow him down. All cars, all officers, please converge. Help needed. He's now moving through Chinatown. Evet arkadaşlar, Oyun Canavarı'nın bu bölümünde sizlerle birlikte Mafya 1'e bir göz atış yaptık. Önümüzdeki günlerde detaylı bir incelemesini sunacağız bunların, bu oyunun size. Ve ardından da Mafya 1, 2 ve 3'ün bağlantıları ile ilgili böyle biraz ipuçları vereceğiz. Ki bu ipuçları gerçekten hikayenin birbirine ne kadar bağımlı olduğunu bizlere gösteriyor. Oyun Canavarı'nın bir sonraki bölümünde görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.